zanla alakalı notlarım. Psikoloji boyutu bu, görecek misin? İnşallah daha burada Arnavutköy'de ağzım Zeytinburnu'na gidiyor. Daha ne dersler olacak burada, çok şükür. İnşallah. Allah nasip ederse burayı da büyüttük mü yani keyif alacaksınız. Ne iki de 10-15-17 tane ders olmuşsan. İyi dinleyin bakın. Bu manada iyi dinleyin, biliyorsunuz da. Enne inne zenne abdi bir diyor ya. Cenab-ı Hak ne diyor? Ben kulumun zannı gibiyim. Zan sistemine bakın. Allah'ın tecellisini zanımıza göre oluyor. O zaman zan ne kadar mühim? Aklınıza göreyim demiyor. Amelinize göreyim demiyor. Ben nasılının ve sen zannınıza göreyim. O zaman Allah'ın taayyün ve teşahhusu bana muamelesini ben yapıyorum. Zannıma göre yapıyorum. Allah beni affetmez. Affetmez dersen öyle muamele görürsün. Niye affetmez ya? Affedecek, affeder. Hatta Peygamberimiz diyor ki, zan da, tereddüt de, şüpheli dua etmeyin. Ya Rab, beni inşallah affedersin. Hayır, affedin, affet beni ya Rabbi. Beni affedecek, affedebilir yok. Affet ya Rab. Değil mi abiler? Allah bizi affedecek. Öyle istiyoruz. Tereddütlü istek yok. Yani doktora gitsen, doktor dese ki, galiba zannediyorum ki herhalde muhtemeldir ki hastalığın şu. Onun için tahmin ediyorum, olabilir. Zan galibim oldu ki bu ilaç sana faydalı verir. O ilacı içer misin ya? Tahmin ediyorum da herhaldekiyle verdiği ilaç. Öyle abi. Ha, hüsnü zan duman ediyor suizanı. Hüsnü zanın makamı şeytanın arkasından arşa kadar olan alemin bizdeki montalanışı. Montalanmış. O sistem bizde montalanmış. Suizan kürsüden aşağı, alemi şehadete kadar olan alemin bizdeki montalanış hali. Zan sistemi sistemdir, mastardır. Yani herhangi bir şey değil, her şey doğurandır. Lef-i mahfuzdan bize montalanmış zan. Abiler, tasavvurun içerisinde bir sistem. Tasavvurda ne var? Bilgi var, malumat var, düşünce var, vehim var, şüphe var, zan var. Yani bu düşünce bölgesinde zan. Hemen adamı yakalayacağız şimdi. Alabalığı yakalıyoruz şimdi. Elle avlanıyoruz. Yağlı alabalık sıkıştırıyoruz mağaraya. Geldik kafaya soktuk. Şimdi kimsin sen ki benim vesvesemi, vehmeme, psikolojimi bozmama sebepsin? Bir adamı tanıyalım. Adamı tanıdın mı? Onun zaaf noktaları, güçlü noktalarını bilirsin. Zaaf noktalarını bilirsen duman edersin. Güçlü noktalarını bilirsen o yöne girmezsin. Ona gireceğiz şimdi. Zan. Zan berbat bir şeydir. Zan aile hayatını duman ediyor ya. Mesela vehim ve vesveseyi ortaya çıkarıyor. Vesveseyi bir anlatayım buraya girmeden. Vesvese amele musallattır. Kalpten başlar. Kalbe yakın olan lüme-i şeytaniye. Amele musallattır. Hemen vesvese mi vehim mi farkını hemen misal vereyim. Namazınıza namaz olmadı. Abdestin olmadı. Gusulden çıktın olmadı diyorsa vara musallat oluyor abdese. Bu vesvesedir. Vehim değil. Düşünsel değil. Bunun adı vesvesedir. Amele musallat olur. Diyeceksin ki ben zaten abdestsiz namaz kılıyorum diyeceksin. Adam gitti. Amele musallat olursa vesvese. Vehim ise ona geliyor. Zan doğuruyor. Bunun vehmin babası zan. Şu elime bakın. Olmayan düşünceyi var eden düşünce, yani uçuk düşünceler olmayan, sen benim hakkımda böyle düşündün, herhalde muhtemelen şüphe, tereddüt, vehimdir bunlar. Bunlar zandan besleniyor, onu anlatıyorum. Demek ki vehim düşünseldir, vesvese eylemseldir. Vesvese kalbe aittir, vehim düşünceye aittir. Daha hulasalı, vehim aklidir, vesvese kalbidir. Kalbe musallat olur. Nasıl anlayacağız abi? Namaz eylem midir? Eyleme harici musallat olur. Namazın olmadı,
Orucun olmadı, abdestin olmadı. Nereye musallat oldu? Vara. Vesveseyedir. Olmadıysa olmadı. Diyeceksin. İki, vehim ise, vehim düşünseldir. O da düşüncelerde olmayanı üretir. Vesvese ise varı yok eder. Var olan abdesti, abdestsize abdestsizsin der mi şeytan? Demez değil mi? Niye? İmanlıya imansızsın der mi? Almana der mi? İngiliz'e der mi ki? İngiliz sen imansızsın ha imansız çok kötü bir şey. Gider iman eder yahu. Nereye musallat olur? Vara musallat olur. İmanlıya imansızsın der. İmansıza imansızsın çok kötü bir şeydir dese kendisi iman ederdi ya. O zaman musallat oluyorsa tersi var demektir sende. Kamil imanın olduğuna delildir imansızsın demesi. Çünkü hırsız boş eve girmez. Bu misal benim misalim değil. Peygamber Hazreti Selam vermiş. Kamil bir imanın alametidir der. Abdestin yok. Öp de başına koy. En kaliteli abdest o işte. Şeytan tasdikli abdest. Şeytan tasdik ediyor. Abdestin yok. Unuttun abdesti hemen şeytana sor. Var mı yok mu? Eğer vesvese geliyorsa abdestin var demektir. Ama bunu öğrenirsen daha gelmez. Bak şüphe edersen abdestinden inan sor şeytana. Olan var mıydı yok muydu? Yok canım yok. Ha, abdestin var. Devam. Hiç ses yoksa git al. Adam ses yapmıyor. Çünkü vara musallattır. Kanuniyeti böyle. Böyle işliyor adam. İyice sıkıştırıyorum şimdi bu adam. Hayal burada dimada mekanımızı oluşturur. Hayal hayal değil adı hayal. Hayal mekanı oluşturur. Düşünceler zamanımızı oluşturur. Ha? Yani mekan anlayışı, amalar mekan anlayışı olmaz. Hayalimiz görsel aynı zamanda hayalimizi oluşturuyor. Şeyler ise zanlar, bilgiler, malumatlar, düşünceler, şüpheler zamanı oluşturur. Uçaktan korkanın 1,5 saati 10 sene gibi geçer. Ama sevilen bir iş yapıyorsanız aşağıda uçakta değilsiniz. 10 saat sanki 1 saat gibi geçmiş olur. Demek ki o zamanın genişlemesi, büyümesi kişiye göre zaman değişkendir. Şimdi bu zan nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Sonra istediğini sorarsınız. İnsanı meleklerden, cinlerden, hayvanlardan, ruhaniyattan imtiyazlı kılan, insanı insan yapan, kaliteli yapan zandır. İnsanı insan yapan zandır. İnsanı yüksek, derin, geniş düşündüren, her çeşit ihtimaliyatları koyan, farklı yönlerden baktıran, aynı anda nihayetsiz ihtimaliyatlar içerisinde kendisine ait olanı seçtirebilen, yani o ihtimaliyatları imal eden sistem zandır. İnsanı insan yapandır. İyi ki var. Kelime anlamı olarak ne? Zan, kendisi düşünce çeşitliliği, düşünce zenginliği. Her çeşit, iyi veya kötü. Kötü daha çıkışı yok. Her çeşit. Mesela Allah yoktur. Var. Kainatta Allah'ın şirkin yeri yok. Allah'ın zıttı yok. Yokluğu yok yani. Ama insanın kafasızın kafasında var. Bizde var. Ama kainatta yok. Allah'ın yokluğu kainatta yok ama bizde var. Tamam. O zan düşündürüyor. Allah'ın yokluğunu düşündürterek Allah alemimizde ne mana ifade ediyor? Allah ne kadar değerli? Bizi ona götürüyor. Yokluk olmasa varlık bilinmez. Karanlık olmasa aydınlık bilinmez. Küfür olmasa iman bilinmez. İyi ki küfür var ki imanın kıymetini alalım. Cennette Adem aleyhisselam normal bir adam mı? Peygamber. Bütün isimler öğretilmiş. Cennette olduğu halde cenneti bilmiyor. Fani zannetmiş. Bunu yersem beka bulurum dedi. Zan o da. Evet kıyas yok. Zan sistemi var ya zan orada da çalıştı. Bak ne dedi? Baki bulmak için bunu ye dedi. Ha, ne yaptı peki o sistemi aktif etmek için? Allah buraya getirdi. Cennetteyken cenneti bile bilmiyordu ki buraya geldi. Allah Allah yağmur yağdı, karnım acıktı, karanlık oldu, dişim ağrıdı, dizimi vurdum. Soğuk oldu, koştum atar. Cennette böyle bir şey yok ki.
Hakikaten ne acayip bir peygamber ya. Nasıl dayandı ya. Cennetten gel. O da yukarıdan aşağı yağmur yağıyor. Karanlık oldu. Cennette karanlık yok. Aa uykum geldi. Cennette uyku yok. Bir anda her yerdeydim. Aa bir yerdeyim. Hakikaten Allah yardım etmiş ya. Çok zor ya. İyi ki ben olmamışım ha. Adem Aleyhisselam olmak çok zordur ha. Düşün 600 sene bir rivayete göre. Atılmışsın bir yere. Bir tanesi Hindistan'a, bir tanesi Yemen'e deniliyor. Bir rivayete göre 300, bir rivayete göre 600 sene. Yani zıt, cennetin tamamen zıttıyla buradasın. Nasıl bir şey ya? Zan, insanı geniş, derin, yüksek düşündüren, düşünce çeşitliliğini imal eden, farkındalığına zenginlik katan bir sistemdir. Zan. Ha böyle olabilir mi ya? Derin olmasının sebebi zan aklımıza boyut açıyor. Okyanustan baktık ya aşağıya. Okyanusta olun ki bunu unutmayın. Okyanusta ol, derin. O dimağdır. Aklımızın derinliği. Yüksek, bu ruhtur. Geniş, bu da kalp. Üç tane. Ruh, kalp, dima, kafa, akıl. Bunlara zenginlik katan, kanatlarını açan, farklılıkları ona besleyen, farklılıkları getiren, imal eden, akla diyor ki, bak sıfo değil diyor, kağıt bak yazılı kağıt var diyor, yazısız da var diyor ya. Bu iyi olmaz mı diyor. Aklın içine bir giriyor, akıl bu sefer kaliteli düşün diyor. Kaliteli düşünmeye başlıyor. Çeşitli düşünüyor. Bak çeşitli. Mesela bir dükkana gittin. Kardeşim bu pijamanın, eşortmanın çeşidi var mı? Yok. Sen mesela bir pijama alacaksın. Veya eşortman alacaksın. Tek boyut. Tek çeşit. Alır mısın? Çıkarsın değil mi? Hemen zak çıt ettin. Evet. Ya bir bakayım ya bir şey var mı ya? Ha, bunu ki niye çıktın biliyor musun? Zandan dolayı. Ama sığır öyle mi? Bu otu gördü. Olan başka dışarıda var mı? Sığırcığım bundan vazgeç bunu yeme. Dışarıda farklı bir otlar var. Kabul eder mi? Bak sığırcığım Ramazan'ı tut. Sonra cennette acayip olacak. Şimdi yeme. Yapabilir mi? Ya. Bilemem. Ben demedim öyle bir şey. Ona geleceğim. Ha, şimdi be, sistemi kendisini al. Aa bak yazıyor sen orada tabii görüyorum. Suistü zan ve suizanın iki kanadı var. Ha şu anda kendisi mastar yani sistem. Dışa nasıl çıkıyor? Dışa dış tarafa suizan ve üstü zan olarak çıkar. Nasıl çıkar onu şey yapacağız. Ama ilk önce zanı tan. Peki daha zandayım. Zanı ne etkiler? Yani bakın emaneti insan aldı diyor. Allah değil mi Kur'an'da? Kimler almadı? Bir, dağlar almadı. Başka kim? Denizler olmaz. Gökler almadı. Zemin almadı. Yani Allah hikmetsiz söyler mi ya? Dağ emaneti ne er mi? Aklı mı var ki? Dağ nedir? Külliyatta ve dinde. Dağ kafadır. Her peygamberin mağarası vardır. Kafa. Akıl Allah'ın emanetini sırf tek başına kaldıramaz. Zemin kalptir. Tek başına Allah'ın emanetini kaldıramadı. Ruh Allah'ın emanetini tek başına kaldıramadı. Ruh da kaldıramadı. Üçü bir araya geldiler. Ortak kurdular. Tamam dediler. Niye aldılar? Çünkü cehaletini ve zalimliğini ortadan kaldırmak için aldılar. İnne o kâne zalimen cehûlâ. Niye aldı? Cahil ve zalimliğini kaldırmak için aldı. Aptal değil. Üçü bir araya geldi. Ha, üçünü bir araya getirip zenginlik katan sistem zandır. Farklı düşündürüyor, çeşitli düşündürüyor. Yani şu aşağıya doğru ne kadar mertebe var? Sipsiyah deniz, okyanus. Yukarıya doğru mertebe var mı? Ne kadar mertebe var? Sonsuz. Ne kadar geniş? Zan, akla ilmi çeşitliliği. Kalbe nihayetsiz duygu mertebelerini, ruha sonsuz latife meratiplerini gösteriyor, üretiyor. Ruhta latife, kalpte duygu, akılda fikir, ilim var. Bunları zengin yapan, kanatlarını açtıran zandır.
Şimdi zan etkileyeni şey yapacağım. Sonra Abdurrahman dediği gibi suizan üstü zana gireceğim. Sonra istediğinizi soracaksınız. Soru da kalacağını zannetmiyorum. Şimdi böylelikle blok etmiyorum yani sizi. Zan etkileyen bir, ahlak. Farklı düşündürüyor ya. Ahlak. İki, nazar. Bakış tarzımız. Herhalde aşağısı da en arkadakiler de görmesi lazım. Çünkü çok büyüttüm. Okay görüyor mu abi? O zaman herkes görüyor. Ama ahlak etkiliyor abiler. Nazar etkiliyor. Niyet zanı etkiliyor. Ama zan da kimleri etkileyecek? Yani bunlar zanı etkiliyor. Bunlar da bak nereden yapılıyor? Örf, anane, kültür, gelenek, yaş, cinsiyet vesaire, zaman, zeminler zanımızı hep etkiler yani. Düşünce çeşitliğimizi yapar. Zan böyle bir sistem. Zanı ahlak etkiliyor. Zan yani düşüncemiz. Zan düşünce diyeceğiz artık. Her çeşit düşünce. Allah'ın yokluğu da Allah fırsat vermiş. Ve Allah diyor ki bak ben sana bir sistem takıyorum. Şuraya bakın hürriyete bak. Allah ne kadar hürriyeti seviyor ya. Ben sana bir sistem takıyorum ey kulum. Evet ya Rabbi nasıl bir sistem? Beni inkar edebileceksin. Ulan ben kendimi inkar etmeyi sistemi sana takar mıyım ya? Bir de Allah zorbalık yapıyor diyor. İnkar etme hakkını vermiş sana ya. İsyan etme hakkını vermiş sana. Diyor ki sana bir sistem takacağım. Şir, benim yokluğumu, küfrümü her türlü varı yoku ve varın ve yokun çeşitliliklerini, zenginlikleriyle donatacaksın kendini. İstediğini al. Allah'ın yani Allah'ın şirki yok kainatta, insanda var. Var. Ahiret kesin var, bizde tereddüt var. Bizde şüphe var. Dur hele. Niye? Ona ilmin artar. Demek ki zanı konuştuk. Zan böyle bir özelliği var. Bir dakika zan ne yapar? Zan nereden besleniyor? Biz Kur'an'da halka cehennemden bahseder, cennetten bahseder. Cehennemden ve cennetten. Bunun bir de dibi var. Cennet ve cehennemin dibi var. Buna Adem ve vücut denilir. Arkadaşlar, Adem cehennemin cehennemidir. 70 defa cehennem Adem'in şerrinden 70 defa Allah'a sığınır. Adem'den. Beyl kursundan. Adem'in taşeron şirketi Adem'e göre cehennem var ya cennet gibi yani. Adem'den cehenneme, cehennemden şeytan, şeytandan vesvese, vesveseden zan türetiliyor. Zanın dibi bu. Başka bir dibi de var. Vücut Adem'in zıttıdır. Görüyor musunuz orada? Cehennemin zıttı cennettir. Şeytanın zıttı melektir. Vesvesenin zıttı vahiy ilahidir. Ve zan iki kanatla beslenir. Adem kendisini cehennemle, cehennem kendisini şeytanla, şeytan kendisini vesveseyle, vesvese kendisini zanla gösterir. Buradan da suizan çıktı abiler. Bir daha. Adem kendisini cehennemle, cehennem kendisini şeytanla, şeytan kendisini vesveseyle, vesvese kendisini zanla, zan kendisini suizanla ifade eder. Öteki taraf şimdi. Zan kavşaktır. Bak kavşağı göreceksin. İstersen güneye, istersen kuzeye. İstersen batıya, istersen doğuya gidersin. Vücut kendisini cennet ile, cennet melek ile, melek kendisini vahiy ile, vahiy kendisini zan ile, zan da kendisini hüsnü zan ile ifade eder. Zan ne oldu o zaman? Adı neydi? Bilal. Kavşak değil mi? Bu kadar kavşak. Seçeneklerim var. İstersen cehennemi, istersen cenneti. Allah hakikaten bana tek yönü verseydi vallahi istemezdim. Zaten sonuca iman etmek imandan çok güzeldir. Ama aklen diyorum ki sırf cennet seçeneği bana sığır gibi olurdum. İyi ki vermedi. Cehennemi de seçebileyim.
cehenneme de gitsem bile seçebileyim ya. Seçip gideyim ben. Seçme ya. Ya. Şuhuriyete bak ya. Allah'a iman edebilmek için onun şirkini reddetmeliyim. Dayatmalı iman değil. İman zaten la ilahe sonra illallah'tır. İlk önce red, sonra kabul vardır. Bir daha. Adem kendisini cehennemle. Cehennem kendisini şeytan ile. Şeytan kendisini vesvese ile. Vesvese kendisini zan ile. Zan kendisini suizan ile. Suizan kendisini sui ahlak ile. Sui ahlak yani ahlaksız. Mana ismi ile. Mana ismi sui niyetle. Sui niyet de kendisini tefrit ise Adem'i kabul, ifrat ise kabul Adem. Vasatı da ne demek şu? Kendisini bak ne yapacak şimdi? Dini anlatıyorsunuz, Risale'ni anlatıyorsun. Hadi derse gidelim. Ben diyor böyle bir işim yok. Böyle bir hobim yok diyor. Bende olabilir mi? Yok. Şimdi adamı Allah var diyorsun. Ya ben Allah alemimde ne var ne yok. Ben böyle şeyle meşgul olmuyorum. Bunun adı Adem'i kabul. İlgilenmiyorum. Yani aleyhinde bulunmuyor ama kabul etmiyor. Bunun adı Adem'i kabul. Suizanın dışa vuruşu. Ötekisine kabul Adem yok ama iddia ediyor. Şimdi öteki tarafa yapayım. Vücut kendisini, sonra nereden besleniyor geleceğim, sorularımıza bakacağız. Vücut kendisini cennet ile, cennet kendisini melek ile, melek kendisini vahiy ile, vahiy kendisini zan ile, zan kendisini hüsnü zan ile, kalp yani. Hüsnü zan kendisini, bak görüyor musunuz bunun karşıtları? Hüsnü ahlak ile, hüsnü ahlak kendisini mane-i harfi ile, mane-i harf kendisini hüsnü niyet ile, hüsnü niyet kendisini tefrit ve ifrat. Hüsnü zanın tefriti nedir? Kendini ölçü yapmak. Kendini ölçü yapmak. Ameline güvenmek. Enaniyet yapmak. Kapsız yani kalpten beslenmeyen akıl. Hüsnü zanın da tefriti bu. İfratı nedir? Sebeplere tesir-i hakiki verip ilahlaştırmak. Hocasını, şeyhini vesaireleri putlaştırmak. En önemlisi de kendisini ilah yapmak. Kim yaptı ki ilah? Her isteğinin peşine koşan kendi kendini ilah etmiştir. Nefsini ilah edineni görmedin mi? Nefsini ilah etmiştir. Her isteğini yapan, kendisinin her isteğini yapan nefsini ilah etmiştir. İlah. Vasatını şey yapayım vasatını. Vasat, şeriat dairesinde muhakeme ve muvazeneyi bırakmamak. Yani suret, siret yani görünüş, eylem, namaz, niyaz ve ahlak. Yani bedenini ve ruhunu cem etmek, beraber bakmak. Yani bir şeyi tercih ederken bir binayı mesela diyelim ki ta nereye kadar uygulayacağım. Daire tutacaksınız. Ataşehir'de, Başakşehir'de, Kayaşehir'de, bilmem neydi, Arnavutköy'de. İlk önce hüsnü zanlı olan vasata gelen adam orada cami var mı? Kurs var mı? Medrese var mı? Cemaat var mı sorar. Ama ötekisi ise sui zan, sui ahlak ne yapar? Okul orada mı? Kahve orada mı? Meyhane orada mı? Bilmem ne orada mı? Sonra bakar yani. Ya bana bak Abdullah, buralarda dershane var mı ya? Ne oldu hayır buraya taşındım? O çocuğun okulu vardı veya benim de böyle şey. Tamam da niye taşındın? O hiç araştırmadın. O bulurum. Hüsnü zan sahibi ilk önce manevi beslenecek kaynağı bulur. Ondan sonra evini taşır. Suizan sahibi ise ilk önce taşınır sonra arar. Vasatı da bu. Şimdi ne, zan neyle beslenir abiler? Ha, bu önemli. Zanı ona dikkat edeceğiz. Bir, vehim ile. Vehim şu.
her türlü düşünce çeşitliğini onunla beslenir. Menfi veya müsbet. Bir tanesi bu abi. Görüyor musunuz? Veyim. Sonra şüpheyle beslenir. Şüphe o kadar nimet ki insanın kalitesini yüceltiyor. Şüphe olmasa düşünebiliyor musun? Herkes aldanırdı. İtimat ederdi. Şüphe. Şüphe ne kadar hoş ya. Ya. Cehaletle beslenir. Cehalet nedir biliyor musunuz? Cahilliğini bilmek Gazali der ki ilimdir. Biz ilim niçin yaparız? Cehaletimizi bilmek için. Gazali der ki ilim gitti kemal mertebesine geldi. Kemal. İlmin kemali nedir? Ne işime yarayacak? Cahil olduğumu bilmek içindi. Lan cahil olduğumu bilmek için mi ilim yaptım? Evet. Peki daha önce deseydim ben cahilim. Cahil olan adam cahilliğini bilmez olduğu için cahildir. Cahilliğini bilen alim cahilliğini bildiği için alimdir. Onun için ilim cehaletten başlar. Bilmiyorum'dan başlar. Bilmediği halde biliyorum zannedene bir şey anlatabilir misiniz? Kendisini blok etmiş. Adama dedim ki ya tövbe et dedi. Ne diyeyim ya benim bir şey günahım yok ki dedi. Ne diyeceğim daha? Derse gidelim mi dedim. Onu dedi ihtiyacı olanlara söyle dedi. Bir şey veremezsiniz yani. Demek ki cehalet aslında bilginin kemal mertebesidir. Cehaletin müsbeti, menfisi. Ha, bilmez. Bilmediğini bilmiyorsa cehli mürekkeptir. Cehalet değildir zaten. Bilmez, bilmediğini bilirse ilimdir. Sonra bilgidir. Şimdi bunların mertebesini ben size şey yapayım. Ne kadar değer vereceğiz kafaya? Vehim, şüphe, cehaletin akılda kafamızdaki değeri ne kadardır? Yüzdeliğe bir vuralım. Alimler vurmuş biliyor musunuz? Alimler vurmuş. Bunları tek tek kantara koymuşlar. Tartmışlar. Yani vehmin ne kadar değeri var? Şüphenin ne kadar değeri var? Cehalet ne kadardır yani yüzdelik itibariyle? Bak onu açayım size. Bu benim değildir, alimlerindir bak. Vay alimlerim bak. %1 ihtimal olursa bir şeyde deprem olabilir. %1 ihtimal olursa bu vehimdir. O kadar. Vehim %1'dir. Derecesi Ahmet %1'dir. %1. Eğer %2 ile 50 arasında olursa ihtimal ver. Bunun adı şüphe. Eğer %50 ve üstün olursa ihtimalin, bak hep ihtimal bak. %1 ihtimal vehimdir. %2 ile 50 arasındaki ihtimala ilmi kemal, kelam alimleri dalgıçlar, içeriye girmişler, oraları tartmışlar, gelmişler, söylemişler bize. İlk %2 ile %50 arası ihtimal varsa ne yapabilir? Vallahi kalp krizi geçirebilirim. İhtimal ne kadar? %2. Yani bir alamet var mı? Alamet 2, %2. Alamet yani göğsünü ağrıyor mu, sırtını ağrıyor mu Bilal? Sırtın ağrıyor mu şimdi? Yok. Teliyor musun abi? Miden bulanıyor mu? Yok. Kalp krizi geçirmeyeceksin. Ama desin ki, geçirebilirim. Geçirebilirsin diye geçirmek mi? Adam diyor ki, ben öleceğim. Ölüyorum demeyle kimse ölmemiş ki. Kim ölmüş? Ha, ihtimale ne zaman değer vereceğiz? %2 ile %50 arasında ise zaten şüphedir, kale alma. %1 ihtimal ise düşünseldir, hiç değeri yok, vehimdir. Yani sen bana böyle baktın, bunun için geldin, yok bilmem ne. Vehim düşünce. Ama şüphe 50 de olabiliyor. 50. 50 de olunca gene ihtimal bir şey değil o kadar. %50. Var yok. O kadar kaliteli değil. Eğer %50 ihtimal olursa bu zandır. Zan başladı çalışmaya. Çeşitli malzemeler getiriyor. Eğer %90 ihtimal olursa o şey hakkında zannı galip olur. Galip. He? Yani zannı galip denmiş. %100 olursa bu bilgidir. O zaman merkezde kim var? Zan var. Zan bilgiden beslenir. Zannı galipten beslenir. Vehimden beslenir. Şüpheden beslenir. Hepsini potasına atar. Vehme der ki senin değerin %1. Şüphe der ki senin değerin %2 ile %50. Gel içeriye.
Bilgiye der ki senin değerin %100 gel içeriye. Zanni galibe der ki %90 ihtimalin gel içeriye, hamur ederiz. Pekmez tayini karıştırırız. Hepsinin toplamı %50'dir. Her tarafa kapısı açık, %50 olunca artık hüsnü zan, suizan oradan çıkar. Mesela hiçbir bilgin olmadan ahiretin varlığı nedir? Ahiret vardır %50, yoktur %50. Eğer birisi bir misal verir, ispat ederse, öteki taraf onu çürütemezse o %100 olur. Ötekisinin hiçbir değeri olmaz, sıfır olur. Ha? Şimdi şüphe, vehmi gördünüz mü %1? Kafanıza koy. Hakan %1. Şüpheyi kaç? %50. %50 ile %52. %50'nin üstünü olursa zannedeceksin. Zanda haklısın. %90 olursa galip. Zanni galip artık. %100 değil ama %100 olursa bilgidir artık. O bilgiyi işlersen, eyleme dönüştürürsen ilim olur. İlim, bilginin eyleme dönüşmüş halidir. Çünkü vesveseyi kim tard eder? Bilgi etmez. İlim onu tard eder. Bilginin yaşanmış hali. Şimdi demek ki o şüpheleri gösterdim size. Bir daha geleyim şuraya. Eylemini göstereceğim ki herhalde bunda çok şaşıracaksınız. Bilim insanı der ki hepiniz mektep okudunuz. Ben söylediğimi siz şey yapın. Protonla merkezdedir. Ona yakın geçen elektron var. Tamam. Diyor ki protonun büyüklüğü misket kadar yapsak ve Londra'ya koysak. Bunu gavur söylediği için Londra'ya koymuş. O söylüyor bunu söylediğimi. Protonun büyüklüğünü misket kadar yapıp Londra'ya koysak. Ondan geçen, biraz ilmidir ama niyet nazar, düşünceler vücudumuzu nasıl değiştirdiğimizi anlayacaksınız. Düşünmek, vesvesme, hayal, mesela kendimizi niye kötü hissediyoruz, onun cevapları. Yani mesela şöyle diyeyim. Utanınca insan yüzü kızarır. Korkunca sararır. Sıkıntı olunca mideye vurur. Düşünce maddeye tesir eder mi? Onu anlatacağım şimdi. Bir daha. Düşünce moralin bozuk olunca vücut erimiyor mu? Hastalıklar çıkmıyor mu? Moralin bozuk olunca çökmüyor mu adam? Saçlar beyazlamıyor mu? Lan düşünceyle insan madde niye etkilensin ya? Düşünceyle insanın cesedi niye etkilensin? Şöyle diyeyim. Koronadan diyor. Kendi doktor Nurcu kardeşimiz diyor. Yoğun şey alıyoruz diyor, yoğun bakıma uyutuyoruz, kan değerleri çok düzgün. Bir şey yok. Uyandırıyoruz, bütün kan değerleri alt üst, darmaduman. Niye? Düşündüğü için yani, olumsuz düşündüğümüz için yani. Düşünceler maddeye vuruyor mu? Vuruyor abiler. Maddeyi değiştiriyor mu? Değiştiriyor. Mesela şöyle diyeyim, bir ayna kabul edin. Beni gösterdi. Düzelt. Bu ayna beni suratımı gösterdi. Bu yüz aynadır. Neyi gösteriyor? Ruhu gösteriyor dışarıda. Namaz kılıp kılmadığın, mensubiyetin, nerelisin, sünni misin, alevi misin, şia mısın, namazın var mı, orucun var mı, kitap okuyor musun, okumuyor musun, zekat veriyor mu, vermiyor musun, faiz alıyor musun? Belli mi buradan? Belli. Kim için? Ehli için. Ne? Ehli kim? Kulağa koymuş doktor. Güm 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 güm. Güm 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 güm. Pit 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 pit. Bu kulağa koyunca o sesle anlıyor mu oranın hastalığını? Ulan burada bir sorun var ya. Peki sen koysan ben koysam anlar mıyım? Anlamam. Bu surata da bakınca ehli anlıyor. Ruhu bu, kalbi bu, vicdanı bu, aklı bu. Ama siz de anlarsınız. Hepten şey olmamak şartıyla namaz kılıp kılmadığı belli. Hırçın olup olmadığı belli. Gayz olup olmadığı belli. Yani fırıldak gibi gözü böyle. Ha, şunu demek istiyorum. Lavabodaki ayna yüzümü, yüzümde bu yüz aynaya bak. Bu aynaya mı benziyor? Bu ayna ruhumu, ruh aynası da Allah'a gösteriyor. Görüyor musun birbiri içine aynayı? Lavabodaki ayna suratımı, suratım yüzüm ruhumu, gösteren aynadır. Et ayna olur mu? Ayna.
Namaz kılıp kılmadığım bu aynada gözükür mü? Kalbime bir tutayım aynayı. Ulan namaz kılıyor mu? Bak bakayım. Gözükür mü? Gözükmez. Şimdi düşünmek, hayal etmek, iman artması, iman artmaması, şehit olması niye çürümüyor? Onu anlatacağım. Şehit niye çürümüyor? Eti niye çürümüyor? Namaz kılanın siması niye böyle? Namaz kılmayanın siması niye böyle? Onu anlatıyorum. Protonun büyüklüğünü misket kadar yapsak, onu Londra'ya koysak der, bu gavur diyor. Ona en yakın geçen elektronun diyor geçtiği yer İstanbul olur. Bu ikisi arasında ne vardır? Boşluk var diyor. CERN meselesinde İsviçre'deki deneyde bu ikisi boşluk biliniyormuş. Duman varmış. Elektron da döndüğü şüpheliymiş, var olup yok oluyormuş. Dalga veya tanecik hareketi mi yapıyor? Ama şu mouse görüyor musunuz abi? Elektron ile proton arasında bir duman varmış. Dağları duman almış. Bir şey yok ama. Şimdi oraya ne girecek biliyor musun? Ha, maddeyi niye değişiyor? Namaz kılanın, utananın, korkanın suratı değişmesinin sebebi proton ile elektron arasındaki o boşluğu %90'ını atomun %90'ı boştur. Boş kafa diyoruz zaten. Atomun, bilim insanı söylüyor, atomun %90'ı boştur. Misket ve elektron. Ne dolduruyor o ikisi arası biliyor musun? O için madde değişiyor. Onun içerisinde zan, ahlak, nazar ve niyet. Maddeyi değiştiriyor. Mesela düşündüm böyle. Bir şey düşün, suratın değişiyor ya. Ha, o bütün maddeleri de buraya sokuyor. O düşüncen buraya giriyor, burayı değiştiriyor. Burada var oluyor düşünmek. Onun için Kur'an okumak burayı değiştirdiği için cinni hastalık, psikolojik hastalıklar tedavi oluyor. Peki suya Hazreti Ali yapmış radıyallahu anh. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. İki. Bismillahirrahmanirrahim. 3. 7 defa öflermiş. Su değilmiş. Öflermiş. Nasıl değişiyor? Bunu Japonlar da bulmuş değil mi? Şimdi suyun yanında güzel şeyler söylemişler. Kötü söz söylemişler. 5 saat eksi 5 santigrat derecede buzlukta tutmuşlar. Güzel şeyler, ayet bile okumamış. Güzel şey söylenen suyun kristalleri daha beyaz, daha saydam görürsünüz. Daha geniş. Kötü söz söylenmiş suyu daha kara şey kahverengi, daha içe şey dönük, daha şekilli, engebelliymiş. Su. Hani eskide derlerdi bizi bu dine soğutmak için üfürükçüler derlerdi. Şimdi Japonlardan ders alınca ve Japonlar bunu bulmuş 107 sene gizlemişler. Çünkü madem bunun yanında güzel şeyler söylemek suyu etkiliyorsa, insanın %76 suysa güzel şeyler vücudu nasıl değiştiriyor diye. Gizlemişler biliyor musun? Şimdi üfürük. Üfürük mü? Protonla elektron arasını değiştiriyor. İşte Kur'an okuyunca evet nazar insanı mezara deveyi kazana. Atomun içerisindeki proton elektron arasında gözden çıkan şua onun şeylerine gidiyor. İkisinin arasına giriyor. Ya ben mi söylüyorum? Ben desem vallahi yazmam ya. Atomun %99'u boş olur mu ya? Boş mu ya? Bir tanesi dedi ki bizim oralı. Yani dedim İngiltere ile İstanbul arasında bu kadar boşuz. E hoca niye düşmüyoruz dedi. Sen de boşsun da ondan. Niye düşmüyoruz? Boşuz bak. Boş kafa. Anlıyor musunuz? Şimdi %99 o Kur'an okuduğumuz zaman gözden çıkan şua, ağızdan çıkan kelam pakettir. Su pakettir. Şu anda benim ağzımdan çıkan kelam nedir biliyor musun? Pekmez tayin gibi karışım. Aklımı koydum. Size gelen sözlerim. Vicdanımı da koydum. Kalbimi de koydum. Yani aklımın fikirlerini, vicdanım hislerini, kalbin duygularını, ruhun latifelerini koydum, karıştırdım. Ona da uygun bir kelime, hayalde elbise giydi. Onun adı getirdim boğaza. Boğaza diye gönderdim size. Size taşınınca aklımı taşıdı kelam. Kulaktan girdi.
Aklım aklını, vicdanım vicdanını, kalbin kalbini, ruhum ruhunu etkiliyor. Ya. Risale-i Nur ise, İsm-i Azam'dan geldiği için protonla elektron arasındaki o kozmik denilen buhar şeklinde boş zannedilen yeri İsm-i Azam'la yapılandırdığından dolayı Risale-i Nur tesir ediyor. Şuurun olmasa bile şuur altı yapılandırıyor. İsm-i Azam bu. Demek ki bu burayı zanlarımızla, ahlakımızla, nazarla, niyetle. Mesela ahlakı da belli adamın suratından. Madde değişiyor diyorum onu. O zaman ustad şöyle demiş. Güzel düşünen güzel görür. Lezzet alır. Ben onu tefsir edeyim. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Ya doğru düşünürken asla istesen de kendini kötü hissedemezsin. Doğru düşünüyorsun. Şu anda kötü hissedemezsin ki kendini. Şu anda narkozdasın, yoğun bakımdasın. Yoğun bakımda aklı devre dışı olduğu için şu anda zekası devre dışı oluyor. Suizan kim yaparmış? Zekiler yaparmış. Hüsnüzan kim yaparmış? Akıllar yapar. Onları okuyacağım size inşallah. Bir derste olmaz bunlar. Zeki akla beladır. Ehli dalalet, medya, zındıklar, küreseciler hep böyle zekayı pompalıyorlar, öne çıkarıyorlar. Aklı değil. Oysa Kur'an, yakilun, takilun, efele tefekkerun gibi tabirlerle hep aklı öne çıkarıyor. Aklı öne çıkarıyor. Akıl nedir? Zeka farkı nedir? Eğer aklımızı vahye bağlarsak akıllıyız, kendimize bağlarsak zekiyiz. Zeka akla, Kur'an'a bağlı olsa akıl oluyor. Aklı imanla çalıştırmak. Evet. Yani aklını Kur'an'a bağlarsan, Kur'an'a göre olursa zaten o akıl akıldır. Değilse zekadır. Zeka da başa beladır. Demek ki şu anda niyet, nazar, ahlak, göz, deveyi kazana nasıl patlatıyor? Arabanın camını indiriyor ya gözden. Patlatıyor. Bazılarının göz yapısı buna çok müsait. Öyle giderken vurursun kafayı bir yere. Burayı da geçtim. Bunu gösterdim size. Başka ne göstereyim? Ondan sonra keseceğim. Peki sorusu olan var mı? Bak burada oluyor. Hep anlattıklarım bu kafamızın içerisinde düşünce sistemidir. Buraya geliyor. Toparlarsak zan. Ama şey yapmadık daha, notları okumadık, kendisini okumadık. Tanımaya çalıştık adamı. Zan bir kavşaktır, koridordur, altı yoldur. Her yere gidilir. Böyle giderken otobanda böyle gidemezsiniz. Böyle de gidemezsiniz, yeri gidemezsiniz. Ne? Bir kavşağa gelmeniz lazım. Kavşak size istediğiniz yöne götürür. Zan kavşaktır. Sonuç değildir, sistemdir. Ne yapar bize? Derin, yüksek, geniş düşündürür. İnsanın kalitesini yükseltir. Hatta o kadar ileriye gider ki Allah'ı inkar edebilir. Şirk yapabilir. Tereddüt yapabilir. Vehim yapabilir. Allah'ı inkar edebilecek kadar, Allah'tan şüphe edebilecek kadar geniş yelpazesi vardır. Onun iki tane çıkış yolu vardır. Çıkış yönü vardır. Bir tanesi hüsnü zan, bir tanesi suizan. Hüsnü zan kendisini vahilerle, yani onu etkileyen nedir? Zanımızı etkileyen hüsnü ahlak, başka? Hüsnü niyet, başka? Manayı harfi. Üç tane şey abiler. Hüsnü ahlak, hüsnü niyet, hüsnü manayı harfi. Peki o zanın suizan olabilmesi için sui ahlak, kötü ahlak, sui niyet, manayı ismi. Yani manayı ismi şu. Elmaya bakıyorsun, ağaç verdi. Allahsız düşünmek. Kainatı, insanı, mesela sebeplere şey yapmak. Mesela diyelim ki kabri Allahsız düşün, hadi çöz.
Kabrin üzerini kaldır bakayım Allahsız. Fizikte çözülmez. Adam nereye gitti? Fizik diyor ki çürüdü. Kimya diyor ki enerjiye dönüştü. Din diyor ki bekaya gitti. Ha unuttum. Bak şimdi. Şunu unuttum. Şehit niye çürümez? Yakın tarihi söyleyeyim. Cumhuriyet Savcısı Turgut Özal'ın rahmetlinin naaşını çıkarttılar Topkapı'dan. Bu benim şey değil. Yakın herkes biliyor. Ve sırf sol ayağının dizden aşağıya çürümüş, diğeri çürümemiş. Niye çürümemiş? İngiltere'de bizzat gördüm ben. Firavun'un cesedi, öyle mumya falan değil. Camın içinde. Bütün organları her şeyiyle rezil kepaze asırlık. Hiçbir şey, saçı bile duruyor. Çürümedi. El yâmen yüneceke bi bedenike. Ben senin cesedine necat vereceğim, çıkartacağım. Kıyamete kadar rezil rüsva edeceğim yani göstermeyle. Firavun'un cesedi orada. Niye çürümedi abiler? Niye orada çürümüyor? Şehitler niye çürümüyor? Ha. Bir insanın siması niye değişiyor? Cam niye aşağı ediyor? Niye adam patlıyor? Protonla elektron arasında şehitler hamiyetini, gayretini, imanını, Allah'a iman yani. İman buraya girince burayı %99 mu? %99 bloke ediyor. Onun için onun o hamiyeti, milliyesi ve diniyesi, ümmetçilik, ruhu nasıl bir enerji ise mesela açlık enerjisi ayrıdır. Hayal enerjisi ayrıdır. İman enerjisi ayrıdır. Düşünce enerjisi ayrıdır. Vesvese enerjisi ayrıdır. Mesela vesvese, şeytan enerjisini yapayım diğerini anlarsınız. Karşıdan bir açık saçık geliyor haram. Hemen bir enerji olmaz mı? Olmadı mı bize? Bak bir dürtü geldi, bir enerji geldi. Veya daha genel yapayım. Halter yapacaksın. Veya boks yapacaksın. Alttasınız daha. Orada ya hoca veya orada film size gösterirler. Tahrik olursun. Konsantre. Konsantre diyorlar böyle. Kaldırdım öyle. Ya antrenman sana tahrik ederek tahrik ediyor. Ondan sonra diye bir vuruyor. Ama konsantre olmadan elini bir vur böyle. Kiremitte elin kırılır. Ama konsantre olduktan sonra hıt diye kırıyorsun. O enerji neredeydi? Konsantreli çıkarttın. Konsantre var ya böyle. Coşuyorsun. Veya bir köpek saldırdığı zaman hani zayıftın? Nasıl oldu? O enerji nereden çıktı? Yani aniden çıkan o tepkiler, o duygular neredeydi? Buradaydı. Ara boşlukta. Şimdi insan da burayı imanla veya suyun ne koyarsan koy. Ha şeytanı yapıyordum. Karşıdan geliyor. Haram bir şey geliyor. Bak açık Allah'ın yasak ettiği bir şey. Bizde dürtüler, hormonlar değişmez mi? Enerji çıktı. Bak şimdi bunu nasıl hayır yapacağım? Bak içimden bok hayır. Bak çıktı mı bu enerji? Var da yok olmaz. Geçti gitti bakmadım. O enerji ne olacak? Kendi yatağına gitmez. Aynısına geri dönmez. Bitti. Odun yandı. Hadi geri çevir de odun olsun tekrar. Odun yandı. Isı gitti. Duman gitti. Toz gitti. Enerji gitti. Geri getirebilir misin o enerjilerle odun olur mu? Ha şeytandan çıkan bir enerji. Bak bakmadım. Ne olacak o enerji? İşte yübedelullah ise yatım hasana hasenat olacak. O enerji hayır olacak. İşte Allah diyor ki oradan alacağın olumsuz lezzet, menfi böyle, o nefsani bir lezzet, ruhani ve kalbi bir lezzet dönüşüyor. O enerji duruyor, o haram gitti. Ne alacak bu şimdi? Kullanılamıyor, hayır oluyor. He? Hayır oluyor, bakın. Niye burayı değiştiriyor? O zaman ne yaptı? Şeytanı bile kullandık hayırda. Şeytan enerjisi, melek enerjisi oldu. Görüyor musun bak, anladık mı burayı? Şeytani bir enerji. İşte adam askerdir, vatan, millet, bayrak, mukaddes, namus falan bu düşün. Bu var ya konsantre oldu. O çıktı enerji, tak yedi enerji. Buraya delindi. Bütün zaten proton artı elektron arasında o enerjiyle kapatmıştı zaten. Burada mermi gelse, bu binaya cam yıkılsa bina yıkılır mı? Adam öldü ama bina yıkılmadı ki. Çünkü doldurmuştu. O hamiyetle, o duyguyla, o fikirle, bu heyecanla. Yani şehvettir, gadaptır, hiddettir, merhamettir, şefkattır, muhabbettir. Bunlar hep enerjidir. Ama hepsi farklıdır.
İşte zan enerjisi, ahlak enerjisi, nazar, gözden çıkan enerji, niyet enerjisi farklıdır. Bu protonun ile elektron arasına geliyor, maddeyi böyle değiştiriyor. Maddeyi değiştirebiliyorsun. İşte ustad 28 defa zehirlenmiş, zehir bir şey yapamamış. Demek ki keramet bile gibi gözükürken aslında Allah'ın başka bir adetiymiş. O sistemi kullanmış. Ölüm de böyle. Müslümana, nur talebelerine teris olacağını söylüyor. Yani imanımız, yani Allah hakkında hüsnü zanımız, biz ölmeyeceğiz, teris olacağız. Biz şehit olacağız. Ya namazda öleceksiniz, ya derste, ya tefekkür ederken, ya abdestteyken ama şehit olacaksınız. Allah nasip edecek böyle. Hakikaten mi abi? Eğer şüphen varsa yazık. Şüphen gibi olacak. Allah'a şartlı, ricalı bir şekilde değil. Ya Rab ne olur lütfen beni affet. Ya yok ya Rab beni affet. Başka şansım yok. Senden başka kapı mı var? Nereye gideyim? Senden başka Rab mı var? Peygamberimiz demiş ki şüpheli değil, ricalı değil. Kesin hükümlerle isteyin. Ya Rab hakikaten başka kapı yok. Hakikaten öyle ya. Başka kapı yok. Başka affedici yok. Yok. Başka alternatifi de yok bu işin. Allah bizi affedecek de. Ne affedecek? Affedecek o Allah'tır. Ben affetmem, sen affetmesin. Çünkü sen ben kuluz. Affa muhtaç olan mutlak affedemez. Affa ihtiyacı olmayan mutlak şartsız affedebilir. Affeder ya. Affettiğine delil nedir? Affetme istemesidir kişinin. Allah istemeseydi sana istetmezdi. Sen isteyemezdin. Sen affı istiyorsan o istemiştir de sana istetiyor. Güya sen istiyorsun. O sevdirtmese sevemezsin, istetmese isteyemezsin. Allah bizi affedecektir. Nereden biliyoruz? Affetmeyi murat etmeseydi Allah kulunun ağzına urnu vermez diyor Hazreti Osman ve Hazreti Ali'den geliyor bu hadis. Allah affetmek istediği kuluna, ağzına, diline affı, tövbeyi nasip eder. Allah nasip etmemişse affetmeyi murat etmemiştir. Şimdi burada kesiyorum. O zaman haftaya inşallah bu sistemi tanıdık. Bu nasıl yapacağız, ne edeceğiz ki o kavşağı hep üstü zana doğru yönelsin. Atomun içerisini, atomun o protonla elektron arası nasıl değişir? Nasıl kullanılmış yani? Ne yapmışlar büyük zatlar? Bu kafaya nasıl hakim olacağız? Şuna bakabilir. Bugün psikoloji hastalar bak. Psikoloji hastalar şunu bilselerdi şu kadar. İnşallah hastanelerde bu dersler olacak. Eğer depresyondaysan, depresyonda, psikolojik sorun varsa mazisin, maziye takılmışsın. Eğer psikolojik sorunun varsa, depresyondaysan mazilerin takıntısından oluyor. Gelecekle uğraşma. Maziyi tamir et. Neyle tamir edeceksin? Tövbe, istiğfar, nedamet en önemlisi Allah Resulü söylemiş. İyi ki söyledim, Allah hatırıma getirdi. Allah hakkında nihayetsiz hüsnü zannet. Allah beni affedebilir deme. Edebilir mi deme. Allah beni affetti. Niye, nerede biliyorum? Çünkü ben af istedim. Affımı murat etmeseydi ben isteyemezdim. Evet, burası şimdi bak diyeyim size. Derse gelmediniz ha. Acil psikiyatrist bir hastanenin acil bölümünde psikoloji ve zan tedavisine geldiniz. Doğrusu da bu. Din hayatın hayatıdır. Din bilgi değildir. Hayatın kendisidir. Kendini yorumlamaktır. Din hayatın hayatıdır. Hem nuru hem esasıdır. Kendini yorumlamaktır. Hayattan kopuk değil, hayatın ta kendisidir. İmanla hayatınızı imanla hayatlandırınız. Ruhun ruhu imandır. Hayatın hayatı da imandır. İnşallah haftaya bunların şeyleri, zeminleri, o kavşağı böyle giderken istediğimiz tarafa nasıl yönlendiririz? Tamam inşallah. Sorusu olan var mı? Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Yani şu da var arkadaşlar. Su yumuşaktır, kaya serttir. Vura vura Karadeniz'e su kayayı oyuyor mu? Oyuyor. Bir derste olmaz hemen.
dura dura, vura vura, gele gele, geleceksin, okuyacaksın, şekillendiriyoruz. Şekillendireceksin. Ehli dünya diyor ki, bilim insanları, şekille anlatmak %58, işitsel bilgi anlatmak %17 tesir eder. Evet, kalıcı noktasında. İnşallah böyle diyeceksin, aa zan çok iyi ya. Zan kötü olur mu ya? Suizan, üstü zan. Ulan ben bunu üstü zan nasıl dönüştüreceğim? Ama zanını serbest bırakmış Cenab-ı Hak. Serbest bırakmış. O peki serbesti ben üstü zana nasıl çevireceğim? Onları anlatacağım inşallah.